Merhaba. Bu videoda sizinle birlikte dikkat eksikliğini nasıl giderebiliriz? Dikkat eksikliğinin sebepleri nelerdir? Bunları konuşuyor olacağız. Öncelikle dikkat, bir şeye odaklanmak değil mi? Yaptığımız bir işe, gittiğimiz bir iş görüşmesine odaklanmak ya da sınavımıza odaklanmak. Öğrenciler, sınavınıza nasıl odaklanabilirsiniz ya da dersinize nasıl odaklanabilirsiniz? Bunları konuşacağız. Şimdi, daha önceki videolarımda da bahsetmiştim ama burada kısaca anlatacağım. Beynimizi bilgisayara benzetmiştik. Beynimiz bilgisayar gibi çalışıyor. Bilgisayar kullananlar ya da kullanacaklar. Bilgisayarda dosyalarımız var değil mi? Dosyalar açıyoruz, kapatıyoruz, dosyanın üstünde işlemler yapıyoruz. İşte Excel dosyası açıyoruz, Word açıyoruz. Bir sürü dosyayı aynı anda açabiliyoruz ama sadece bir tanesinin üstünde işlem yapabiliyoruz değil mi? Şimdi o üstünde işlem yaptığımız dosyayı odaklandığımız şey olarak düşünelim. Odaklandığımız sınav olarak düşünelim. Eğer siz bu dosyalardan birçok açarsanız, örneğin sınavdasınız, sınavınıza odaklanmak istiyorsunuz ama beyninizde açık olan sınav sonrası gideceğiniz sinema var. Şimdi siz eğer dikkatinizi o sinema filmine veriyorsanız, ay ona gideceğim, şöyle olacak, böyle olacak, önünüzde sınav var ama iki tane dosya açıkken sinema dosyası sınavın üstüne gelmiş durumda ve aslında sınav dosyası read only denen bir kavram var bilgisayarda, yani okuma modunda. O okuma modunda olduğu zaman siz onun üstüne işlem yapamıyorsunuz. Sinema dosyası açık olduğu için sınav dosyasının üstüne binmiş durumda. Dolayısıyla siz odağınızı sinema dosyasına veriyorsunuz ve sinemada yapacaklarınızı, sinemadaki filmi düşünüyorsunuz. Sınava nasıl odaklanacaksınız? Şöyle yapalım mı? Diyelim ki sınavdasınız, sinemayı da düşünüyorsunuz. O daha cazip geliyor, onu düşünmek istiyorsunuz. Peki o dosyayı nasıl kapatacağım? Nasıl yapacağım Burcu? Nasıl dikkatimi sınava vereceğim? Şöyle vereceksiniz. Önünüzde 30 dakikalık bir sınav var. Ama o bittikten sonra sinemaya gideceksiniz. Bu kesin değil mi? Gittikten sonra görebilirsiniz sinemada ne olacağını. Ya da gittikten sonra orada onun değerlendirmesini yapabilirsiniz. O zaman şöyle yapalım mı? Beyninize söyleyin. Beyninizle konuşun. Evet, komik değil. Beyninizle konuşun. Çünkü o size bir şeyler söylüyor. Eğer siz onu dinlemezseniz, hep üstünü kapatırsanız o daha çok harlayarak gelecek size. Daha çok konuşmak isteyecek sizinle ve sizin dikkatinizi dağıtacak. O yüzden dilerseniz önce o size bir şeyler söylerken dinleyelim. Bir anlayalım, kabul edelim. Tamam, ben seni dinledim ama sinemayı ben sınavımdan sonra düşüneceğim diyelim. Bu çok kolay değil biliyorum ama imkansız değil. Eğer odağınızı yönetmeyi öğrenirseniz hayatınızı yönetebilirsiniz. Çünkü o sınav belki de sizin hayatınızı değiştirecek ama sinema değil. O yüzden kafamızda, beynimizde açtığımız dosyalara ne zaman açtığımızı, ne zaman kapattığımızı dikkat etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla o şekilde beynimizi dinledikten sonra diyebiliriz, tamam ben sinemaya bir saat sonra gideceğim. Gittiğim zaman orada onu dinleyebilirim, orada onu görebilirim, tecrübe edebilirim. Ama şu anda önümde bir sınav var. Önce bu motivasyonumla sınavımı gerçekleştirmeliyim. Yani sinemanın size verdiği motivasyonu sınavınızı gerçekleştirmek için kullanabilirsiniz. Güzel bir şeyi aslında çok yapmak istemediğiniz bir şeye koyarak çok güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Ve sonra da sinemanın keyfini çıkarabilirsiniz. Nasıl? Dikkat eksikliğimizi çözdük değil mi? Diğer videoları izlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere.